Merhaba Sayın Pelin Akan. Öncelikle MEF okulları olarak bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle ben teşekkür ederim. İsmim Pelin Akan. 24 Kasım 1992 doğumluyum. Şu anda bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapıyorum ve 3-4 yaş grubuyla çalışıyorum. Özel Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. Öncesinde Brandeis Üniversitesi'nde ekonomi ve matematik öğrenimi gördüm. Hangi tarihler arasında MEF okullarında eğitim, öğretim gördünüz? 2005 ve 2009 seneler arasında gördüm. 8. sınıf ve lise öğrenimimi MEF'te MEF'i tercih etme nedeniniz nedir? tamamladım. İlk tercih etme nedenim annem vasıtasıylaydı. Annem bir iş teklifi almıştı. Daha sonra 8. sınıfta okurken uluslararası bakalorya programının sunumundan çok etkilendim. Ve ondan sonra IB'yi tamamlamaya karar verdim. İyi ki de seçmişim. Sizce mefli olmak ne demek? Bana bu çok zor bir soru. Hakikaten çok fazla güzel anlam yükleyebilirim ama bana göre mefli olmak birey olabilmek, yabancılaşmamak ve bir aileye ait olmak. MEF okullarında geçirdiğiniz zaman içinde unutamadığınız bir anınız veya kişiler var mı? Yine çok fazla var aynı şekilde. Çünkü hem MEF konutlarında oturdum ben, hem MEF'te okudum. Dolayısıyla çok fazla kişi var ve hepsi bana ayrı ayrı çok güzel şeyler kattılar. İbrahim Bey'i örnek verebilirim. Hani rahmetli İbrahim Bey kurucumuz benim için çok önemli biriydi. Hani her zaman ona bir hayranlığım vardı ve hani onu hep örnek almak istedim. Buna ek olarak edebiyat dersiyle ilgili çok fazla ilginç ve komik anım var. Çünkü hani böyle ben matematiği çok seven biriyim. Ve Türkçe edebiyat dersinde hani hep böyle değişik şeyler, hani böyle hep ilginç bir konu yazayım bir şey. Ve karşılaştırmalı edebiyat yaparken işte Jane Eyre ve Sıfır Noktasındaki Kadını karşılaştırıyorduk. Ve benim tezim aşk birleşmeyi engelleyen bir bağımlılıktırdı. Bir tek onu yazabildim. Hani tabii ki şimdiki fikirlerim çok değişti ama hani hakikaten çok komik anılarım var edebiyat dersimle ilgili. En çok onu söyleyebilirim. MEF okullarının yabancı dil konusunda size katkıları neler oldu? Yararlı gördüğünüz uygulamaları, örneğin yurt dışı programından biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle MEF okulları sayesinde Fransızca, İngilizce ve Türkçe biliyorum. İngilizce konusunda bana çok büyük yardım oldu. Yurt dışına gittiğimde hiç İngilizce konusunda açıkçası problem yaşamadım. Hatta yani böyle yazma seminerlerinde falan hani böyle bayağı iyi gidiyordu. Fakat Türkçe edebiyat dersi de aynı zamanda İngilizce edebiyat dersinde bana çok yardımcı oldu. İngilizce edebiyat derslerim de Türkçe edebiyat derslerime çok yardımcı oldu. Genel olarak çok iyi bir dil programı ve çok iyi bir yazım ekibi olduğunu söyleyebilirim. Yani ben senelerce hep orada yazdığım yazıları hem Özyeğin Üniversitesi'nde hem Amerika'da üzerine bir şeyler katarak kullandım. MEF'ten arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Evet, fırsat buldukça görüşmeye çalışıyorum. MEF sayesinde çok güzel bir arkadaş çevresi edindim. Ve hepsi şimdi çok değerli insanlar oldu. Örneğin yakın arkadaşım Nil'le ayda bir sinema günü yapmaya çalışıyoruz. Ve öncesinde kahvaltıya gidiyoruz. O da şu anda yurt dışına göğüs kanseri araştırması ile ilgili doktora programına başlamaya gidecek. Onun için de çok heyecanlıyım. Biraz da sosyal yaşamınızdan bahsedelim. Hobileriniz nelerdir? MEF okullarının bu noktada size kattığı şeyler neler? MEF'li olmanın açıkçası hobi konusunda çok fazla avantajını gördüm. Çünkü IB'deyken bizim zorunlu hobi doldurma saatimiz vardı. Dolayısıyla mesela ben yine bir sürü şey denedim. Buz pateni yapmaya başladım. Ve ben çok böyle ekstrem denge sporlarını severim. İşin komik tarafı kendim çok sakar bir insanım. Ama o yüzden düşmekten korkmadığım için onları seviyorum. Buz pateni, ata biniyorum. Keman çalmaya başladım MEF'te. Çok iyi bir müzik öğretmenim vardı onun vasıtasıyla. İş dünyasında olan bir mefli olarak yeni mezun olan mefli öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz vardır? Şöyle bir önerim var, en önemlisi insanları dinlemek aslında bakarsanız. Çünkü iş hayatında hakikaten sürekli bir kaos var, sürekli bir şey oluyor, herkesin farklı bir önceliği var. Ve o sırada insanların birbirini dinlemesi çok zor oluyor. İletişim kurmak çok önemli. Hani çok klişe bir şey ama klişelerin klişe olmasının da bir nedeni var. Hakikaten duymak ve dinlemek arasında çok büyük bir fark var. Benim en büyük tavsiyem insanların çalıştığı herkesi yine bir birey olarak alıp onları hakikaten dinlemesi, ihtiyaçlarına hakikaten önem vermesi fakat bunu yaparken asla kendinden vazgeçmemesidir. Sizin tavsiyeleriniz, yol göstermeniz bizim için çok önemli. Bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz.